Herkese merhabalar. Hallo. Kanalımıza hoş geldiniz. Herzlich willkommen. Biz bugün oy kullanmaya gidiyoruz. Malum seçim zamanı. Yurt dışında sizden önce kullanıyoruz. 2 saatlik bir tren yolculuğu yaparak Stuttgart'a gideceğiz. Burada konsoloslukta oyumuzu kullanacağız. Yurt dışından yeni taşındık ve ilk kez yurt dışında oy kullanacağız. Tatlı bir heyecan var. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Biraz da güzel yol manzaralarımızı göstereyim size. Biraz da güzel çiçeğimi göstereyim size. Ne okuyorsun? Evet, Stuttgart'tan size medeniyetin videosunu göstermek istiyorum. Yaya yoluna, tünel gibi bir yoldan geçiyoruz. Ortaya şerit çizmişler. Aynı araba trafiği gibi herkes sağdan yürüyor. Curcuna yok, kimse çarpışmıyor. Herkes şeridine uyuyor. Yaya da olsa. Aha da uymayan birileri. Niye beni göt ediyorsunuz oğlum? Ay göt dedim ama her günde televizyonda görüyorsunuz, yapacak bir şey yok. Çıkıp konuşuyorlar. Bugün Stuttgart'ın kupa maçı varmış, Almanya kupası. Demedi demeyin, kuzenim söyledi. Evi arabayı satın Stuttgart'a basın, benden demesin. Şu gelen metro bizimki mi? Yok değil. Değil, tamam. Yalnız 20 yıldır nasıl dolduysak, nasıl doldurulduysak bir süredir sosyal medyada müthiş bir nefret dili kullanıyorum. Çünkü 20 yıldır büyüklerimden onu gördüm. Aksine karım da öylesine sevgi dili kullanıyor ki yani aramızda kuşak farkı var diyorsun. Z kuşağı kazanacak, Z kuşağı geleceğini alacak. Tamam, sen Z kuşağı olmayabilirsin, ben işliyorum alttan alta. Y kuşağının sonu yok. Y kuşağının dibi. Canımız kanımız konsolosumuz, biz oy kullanmaya gelmişken gezebilelim diye oy vereceğimiz yeri Porsche Müzesi'nin hemen yanında seçmiş. Gezsek mi? Gezsek mi karım? Hadi gidelim hadi. Hadi oyumuzu verelim. Yalnız ta bir yerlerden kalktık geldik ta buraya oy kullanmaya. Ne kadar çok önemsiyoruz. Birçok Türk önemsiyor. Hafta sonu aşırı kuyruk oluyor diye, ayakta beklemeyelim saatlerce diye, biz hafta içi akşam kullanalım dedik. Umarım artık ülkede güzel şeyler olur da umursamayız şu siyaseti ya. Bugün iş yerinde bir Arnavutluk'tan bir arkadaşımız var. Ona söyledim. Onlarda da aynı gün seçim var. Sanırım 14 Mayıs'taydı. Oy kullanacak mısın dedim. Yo dedi. Niye dedim? Önemsemiyorum dedi. Bir gün biz de önemsemeyiz umarım ya. Bir gün ülkemizde her gün bir siyasi gelişme olmaz da biz de artık gerilmeyiz böyle. Bu profilde hep güzel şeyler, geziler paylaşırız umarım bir gün. Evet, hafta sonu sıra olur diye hafta içi iş çıkışı üşenmedik geldik ama şu kuyruğa bakın ya. Sonu görünmüyor. Ay ay. Evet, oyumuzu kullandık. Dur, karşıya geçelim. Araba yok. Evet, oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun. Hayırlı İnşallah. Olsun. İnşallah. İnşallah bu Mayıs'ta memleketim 20 yıllık kara kışı bitirip bahar görecek. İnşallah. Özledik, baharı çok özledik. İnşallah ikinci tura kalmaz. Çünkü tekrardan buraya gelip oy kullanmak kullanırız ama hangi şartlarda kullanırız yani? İnşallah. İçerisi aşırı kalabalıktı. Ana baba günüydü. Türkler yine tabii Türk yani. Sırada beklemek hak getire. Araya kaynamak isteyenler. Biraz curcunaydı yani. Türkiye'de gibiydik. Biraz da tetiklendik o yüzden. Böyle bir anksiyete krizleri geçirdik ufak tefek. Ya çünkü etrafımızdaki insanların hangi partiye oy verebileceğini tahmin edebiliyorsun. Evet. Keşke sadece bizim bir ön yargımız olsa. Bu bizim bir hüsnü kuruntumuz olsa ama maalesef ki değil. O yüzden ikinci turda da yine gelip oyumuzu kullanacağız ama umarım ikinci tura kalmaz. Umarım ikinci tura kalmaz. Kalmaz inşallah, kalmaz. Gelmemize gerek kalmaz. Yani bir daha Stuttgart'a oy kullanmaya değil, gezmeye gelelim artık. Karım, muhtemelen bu son oyumuz, farkında mısın? Yani 4 yıllık oturumumuzu aldık. Daha dün aldık. Çok mutluyuz bu arada. 4 yıl sonra da vatandaşlık sınavına girip dili verip Alman vatandaşlığına geçersek
Tabii eğer o zamana kadar çifte vatandaşlık gelirse çifte vatandaş olacağız. Çifte vatandaşlık gelirse olacağız ama gelmezse de ben geçeceğim yani Alman vatandaşlığına. Yani evet yani bir o tek durumda geçeriz ama kimlikle olmuyor vatandaşlık yani bağı. İlerleyen dönemlerde de aslında burada yaşayan Türk vatandaşları olarak aslında oy vermeye ben karşıyım. Ama şu an kesinlikle çok kritik bir seçimdi. Buna oy vermemiz gerekiyordu. Evet. İlerleyen dönemlerde inşallah bu kadar kritik seçimlerle karşılaşmayız. Ve yani şahsi fikrim de burada yaşayan insanlığın kesinlikle oy vermemesi gerekiyor. Yani yurt dışında yaşanlar. Çünkü yani bilmiyorsun, uzaksın. Sadece bir ideolojiyle olacak bir şey değil yani. Bütün her şeyi kapsamlı bir şekilde düşünüp ki yani gerçi Türkiye'de de bu şekilde düşünüp kimse oy vermiyor ama yani buradaki insanların hiçbir şekilde hakkı yok ve bu gerçekten çok üzücü. Evet, bizim hakkımız var mı? Var. Yani 3 aydır daha buradayız. Yani belki bir yıl sınırı getirilebilir diye düşünüyorum. Biz Türkiye'deki mevcut siyasi düzenin getirdiği toplumsal kaygılardan buraya gelmiş bir insan olarak kullandık. Ama 4 sene sonra biz artık Almanya'da yaşayan 4 koca yıl geçirmiş insanlar olarak oy kullanmayı düşünmüyoruz. Ya belki bir yıl sınırlaması getirilse yani. Evet. Getirilmez de keşke yani öyle olsa. En az 5 yıldır Türkiye'de yaşamayan oy vermesin falan gibi. Ne ya bileyim. Da işte Türkiye'de en az 10 yıl Türkiye'de işte son 10 yıl Türkiye'de yaşamış olan şeklinde olması. Yani Suriyelilerde mesela kullanmasın. Muhtemelen linç yiyeceğiz biliyor musun? Yani muhtemelen yorumları kapatırız. Yorumları kapatmak zorunda kalacağız bu videoda. Çünkü gerçekten bazı burada doğup büyüyüp yaşayan, genelde linç yediğimiz kısım zaten burada yaşayan Almancılar. Gerçekten hiçbir önemi yok sizin fikrinizin. Burada bir arkadaşa onu söylemiştim. Yani dışı, içi bizi, sizi dışı. Dışı beni, içi seni yakar. Dur. İçi beni, dışı seni yakar. Ha. Tam tersi. İçi, yani bizim yaşadığımız şeyler hani içi beni, dışı sizi yakar şeklinde ama nereden bileceksin? Ha, Türkiye'dekiler bile anlamıyor. Bir de sana derdimi mi anlatacağım yani? Biz evet, deneyimlerimizi maalesef paylaşıyoruz ama hani sizin çok sivri ve nefret söylemli yorumlarınıza da maruz kalmak zorunda değiliz. Biz mikro influencerlar olarak çok şey yapamadık, ama aşamadık yani istemiyoruz. Sizi aşağı çekmenizi istemiyoruz açıkçası. Evet, haydi şimdi gidelim ve merkezde bir karnımızı doyuralım. Stuttgart'ın göbeğinde organik bir bina var. Almanya, hatta genel olarak Avrupa, veganlar ve vejetaryenler için bir cennet resmen. Vegan olun. Vegan olun. Hiçbir yerde zorluk çekmiyoruz. Her restoranda mutlaka bir vegan ya da vejetaryen menü oluyor. Eşim vegan, ben çiçeği burnunda bir vejetaryenim. Genelde ben de vegan besleniyorum ama çok aramıyorum hani. Eğer vejetaryansa da yiyorum. Öyle, vegan olun. Gülüm. Çiçeğim. Oy kullanmak için çok fazla kuyruk bekleyince trenin kaçırdık. Şu an son trene yetişmeye çalışıyoruz. Yani bu treni kaçırırsak bu gece burada kalacağız. Biraz koşturmacalı geçiyor son dakikalar. Ben çok alışkınım. Ankara'da öğrencilik yıllarımda son metroya yetişmekle geçti hayatım ama çiçeğim çok yoruldu. Çok hırpalandı. Alışkın Abartma. Değil böyle. Ben de yürüyorum işte. Yürüyorsun da canın çıktı. Evet. Bu videoyu burada bitirelim. Biz de trenimizde bir güzel dinlenelim. Umarım verdiğimiz oylar ülkemiz için hayırlı olur. Vatana, millete hayırlı olur. Seçimi kim kazanırsa kazansın, umarım ülkemizin iyiliği için çalışır. Parti çıkarları için değil, partililerin çıkarları için değil. Umarım umut dolu güzel bir Türkiye'ye uyanırız 15 Mayıs sabahında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.